Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün patik ucunu başlayacağım. Onu ince ince anlatacağım ben size. Nasıl örülüşünü, nasıl artırılışını. Evet. Bir istek üzerine patik ucunu, örülüşünü ben size göstereceğim. Evet, buraya 8 ilmeğimi atıyorum. 2 şişime. Bildiğiniz gibi çoğunuz biliyorsunuzdur, bundan eminim. Ama bilemeyenler vardır, istiyorlar. Patik ucu nasıl başlanır, nasıl yapılır? Evet. 2, 4, 6 ilmek oldu. 7. Evet, 8 tane atıyorum. Evet, burayı sıkıca bağlıyorum. Evet, ucunda ipimi kopardım. Şişimin tekini çekiyorum. Evet, şişimin tekini çekiyorum. 8 ilmeğim burada duruyor şişimde. Hep de duracak. Bir tanesini aldım. Çıkartmıyorum oradakini. Bekliyor. Evet arkadaşlar. 4. ilmeğimdeyim. Alıyorum. Evet, buraya ikisi de bekliyor. 2 şişe biriktiriyorum ben bunu. Öbür tarafı da çıkartmıyorum. Patik için özel iplerimiz var. Biraz laylon katkılı dayansın diye. Biz ondan kullanıyoruz. Nakoyuna falan örmüyorum. Patiklik laylon katkılı ipler oluyor. Evet. Bildiğiniz gibi bu sıram biraz zor oluyor. İsteyen bir tığ yardımıyla yapabilir. Tığıyla alıp buraya geçirebilir. Ama ben öyle yapmıyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Evet, onu da alıyorum. Nasıl alıyorum? Buradan şişimin yardımıyla. Evet. Şimdi evet. İki şişte aynı ilmekler. Şimdi bir tanesini alıyorum. Tabii iç taraf. Evet. Bir tane son ilmeğim kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya ilmek atıyorum. Artırma yapıyorum. O tek son ilmeğimi de örüyorum. Evet, kapalı şekilde. Şimdi bu tarafa geçiyorum, öbür şiştekine. Evet, bu tek ilmeğimi de örüyorum. Buraya bir tane artırma yapıyorum. Örüyorum. Evet, burayı da örüyorum. Ta ki bir son ilmek kalana kadar örüyorum düz şekilde. Bu yanlardan artıyorum. Evet, şimdi artırma yapıyorum ben buraya. Yaptım. Son ilmeğimi de aldım. Tabii kavuşturarak ben burayı tekrar başlıyorum. Bu artırdıklarımı bu sırada örüp gidiyorum. Hiç başka işlem yapmadan örüyorum ve şişlerime dağıtıyorum. Evet. Şişlerimi dağıtıyorum. İlmeklerime. Evet, bunlar. Evet.
Bir boş dolandım. Ben artırdıklarımı ördüm. Şimdi ne yapayım? Tekrar bu başlardan bir tanesini alıyorum. İkinciyi artırıyorum. Evet, ilmek attım gördüğünüz gibi. Evet. 2, 3, 4, 5 ilmeğim vardı burada. 6 oluyor. Son ilmeğimi de örüyorum. Hep sondan kalan ikinciden artırıyorum. Gelen de baştan alınca ikinciden artırıyorum. Hep yan taraflardan artıp gidiyor bunlar. Ortadan değil. Şimdi gene artırma yapıyorum. Evet, 6'şar ilmeğim oldu. Şiş baş 6 ilmeğim oldu. Her seferde bir tane artıyor. Bir düz dolaşıyorum, bir artırıyorum. Evet, devam ediyorum. Son kalarak son ilmeğimi de artırıyorum. Bu sırada yine düz dolaşacağım. Evet, ben bunu size bir göstermek istiyorum. Evet, ucu çıkmaya başladı. Patiğimizin. Şimdi bu sırada artmadı. Evet arkadaşlarım. 2 şişim kaldı. Onu da artırmalarını örüyorum. Bir tane kaldı. Evet. Şimdi tekrar artırma yapacağım. Evet, ilk ilmeğimi ördüm, ikinci de arttım. Evet, 7 tane oldu şişimde ilmeğim. Evet, tekrar artırıyorum ben buradan. Genelde ne hepsini bu ortada. Evet arkadaşlar. Tek ilmeğimi aldım. Şimdi ne yapıyorum? Ben bunu bu şekilde atıyorum. Evet, gizli ilmek demek bu demek. Delikli artırma değil. Kaç tane oldu şiş başı? 2, 4, 6, 8 ilmeğim oldu. Evet, 8 de bu tarafta. Olacak, daha birini artmadım. Evet, ördüm. Son bir ilmeğim kaldı. Evet, son bir ilmeğim yine artırıyorum. Evet. 8 de burada oldu. Bu yana geçtim. Hep yanlardan artıyor. İlmeğimi aldım, tek ilmeğimi. Tekrar artırıyorum. Her seferde 4 tane artıyor. Şiş başı 2 kenarlardan 4 tane ilmek artırıyorum. Evet, son şişimdekini de artırayım. Evet sevgili izleyicilerim.
Ben şimdi düzünü dolaşıyorum. Evet. Bu şekilde ilerliyor. Yine artırmaya başladım. Sonra evet yapıyorum. Sondan bir ip kala yapıyorum artırmamı. Evet buradan. Evet izleyicilerim. Sayımız 9 oldu bu arada. Şiş başı 9 ilmek oldu. Şimdi 10 oluyor. Evet. Yine artırıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şu artırma 9, şundan 10. 10 ilmeğim oldu. Şiş başı. Devam ediyorum. Yine bu köşede artacağım. Evet, artırdım. Evet. Son sırada yine artırıyorum burada. Şimdi düz dolaşıyorum. Artırdıklarımı örüyorum. Arka işten. Evet izleyicilerim gördüğünüz gibi. Patiğimin ucu bu şekilde ilerliyor. Şimdi bir tanesini ördüm. Bir ilmek. Tekrar artırıyorum. Evet, 11 ilmeğim oluyor bu sırada. Şiş başı 11 ilmeğim oluyor. Evet, o kadar zevkli örülüyor ki. Görüyorsunuz. Arttırmama devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu sırada ilmeklerim 12'ye dönü oldu.
Şiş başı 12 ilmek oluyor. Evet, şimdi artırıyorum. Şimdi yine artırıyorum. Yani bu yanlardan artıyı şişin ikisine de. Evet, 12 oldu şiş başı. Az kaldı. Uç kısmı bitmek üzere. Evet, ördüklerim ben. Artırdıklarımı örüyorum bu sırada. Bir sıra düz, bir sıra artırma, bir sıra düz, bir sıra artırma. Evet arkadaşlar, ben şimdi 12'yi bitirdim. 12 ilmek oldu şiş başı. 13'ü döndüm ben şimdi. Artırma yapıyorum yine. Bu sırada. Evet. Pardon, ben buradan arttırmadım. Evet. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Hemen yandan artırıyorum. 13. ilmeğimi atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şiş başı 13 ilmek oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Ben 13 tane yaptım şiş başı. Burayı bitirdim. Buraya da 13. Önlere 14 tane gittim. 14 yaptım ikisi bir ön sırasına. Niye derseniz, öjeli tırnak diye bir modelim var. Bu modeli buraya koymak istiyorum. Evet. 5 tane parmak var burada. Öjeli tırnak. Modelimizin ismi. Evet. Arkası boş. Gördüğünüz gibi sadece önlerde model var. Öjeli tırnak. Bu modelim ben şimdi hem başladığım bu uca koyacağım, hem de size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Ben dedim 13 tane yaptım. 12 tane de şey koydum. Önlere 14 koydum. Modelimiz 14 şeyden çıkıyor. Şişten. Yani ilmekten çıkıyor. Gördüğünüz gibi 14. Önlere sadece 14 koydum. Ben şimdi ne yapıyorum? Evet. Öceli tırnak dediğimizi. Evet arkadaşlar. 3 tane
parmak koydum buraya. İki tane arkadan düzülüyor. Öne haroşa düşüyor. Bir tane daha koydum dördüncü parmağımızı. Evet, iki tane arkaya haroşa düşürüyorum. Evet, bir tane daha pembeden. Evet, beş parmağımızı buraya ben koydum. Aralarına ikişer tane haroşa koydum. Modelimizin başlangıcı bu. Tekrar yine yapacağım bu yan tarafa. Aynı modeli. Bir tane, iki tane ortaya düz koydum. Bir ondan, bir ondan ilmek aldım. Şimdi ilk parmağımızı koyuyorum. Evet, ilk pembeden koydum. İki tane arkadan düz atıyorum. Öne haroşa düşüyor. İkinci parmağımızı koyuyorum. Yani tırnağımız öceli. İki tane önden düz atıyorum, arkadan düz atıyorum, öne haroşa düşüyor. Üçüncü tırnağımızı koydum. Yine iki tane haroşa yapıyorum. Öne haroşa. Evet arkadaşlar. Bu pembeleri beyaza dönüştürüyorum tekrar. İki tane düzümü ördüm. Yine iki tane öne haroşa düşüyor. Arkadan örüyorum. Evet. Tırnaklarım açığa çıktı. Evet, göstereceğim. Öceli tırnak. Modelimizin ismi. Evet. Beş tane parmağımız var burada. Bunu ben birazdan toplayacağım. Size göstereceğim. Evet, şu anda düz gidiyorum. Evet, düz gidiyorum. Arka zaten düz. Hep içten haroş örerek gidiyorum. Arkası düz örülüyor. Evet, düz gidiliyor arka. İçten ben haroş örüyorum. Evet arkadaşlar, yine öne geldim. Buradan iki tane haroşa koymuştuk ya. Öne haroşa düşmüştü. Pardon. Baştan bir tane artırıyorum buradan. Sonra parmağımı tekine alıyorum. Öyle tarif edeyim ben size. Evet, bunu kesiyorum, bu ikiyi. Bunu da alıyorum. Evet, bu ikiyi de kesiyorum. Bu aralarda ikişeri kesiyorum. Ama ben bunu geri çıkartacağım. Evet. Şimdi artıyorum buradan bir tane. Gelecek sefere yine artıracağım. Kesmeyeceğim ama artıracağım o kestiklerimi. Bu düze alıyorum. Buraya bir tane artıyorum. Parmağımı örüyorum. Bu ikiyi kesiyorum. Bunu düz örüyorum. Beş parmağımı. Evet, bunu da kesiyorum. İkiyi bire düşürüyorum. Bunu düz örüyorum. Öceli tırnaklarımı düz örüyorum. Evet. Evet izleyicilerim. Beş bu tarafta, beş bu tarafta tırnağım var öceli. Bunlar da direkt gidiyor. Şimdi
Ben birer tane daha kenardan artıracağım. Evet. Bir boş dolaştım geldim. Evet, bu artırdığımı örüp bu kenara bir daha artırayım. Geçen seferde giderken kesmiştik, fazla kestik. Onları buradan çıkartıyorum. Evet, sayımı tamamlıyorum. Şimdi buradan bir tane daha çıkartıyorum. Üstüne atıyorum. Dolamıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane düzüm var, onu örüyorum. Bir tane de arttırdığımı ördüm. Tekrar arttırıyorum. Pardon, alışmışsın. Düz atayım, ilmek atacağım. Halbuki şu şekil atacağım. Arttırma yapıyorum delikli. Evet izleyicilerim, ben şimdi arkadan boş dolanayım. Arkanın düzünü örüyorum. İçten tabii haroşaları görüyorum, dışa düz düşüyor. Alt tarafı düz oluyor. Bunun üstü model oluyor sadece. İki taraflı model olmuyor. Evet, düz haroşa şeklinde örüyorum iç tarafından. Evet, şimdi artırma yerine geldim, ben ön tarafa geldim. Bu artırmalarımı yine düz örüp gidiyorum. İki tane oldu burada. Sayımı tamamladım. 4 kestim, 4 çıkarttım. Şimdi düz tor gidiyorum. Evet, parmaklarım ilerliyor. Uzamaya başlıyor. Tırnaklarını yaptık, gördünüz. Modelimizin adı Veceli Tırnak. Evet izleyicilerim, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Ben bu 6 sırada şimdi bir tane daha artırdım. Ne yapıyorum? Bunları ikisini birbirleştireyim. Evet. Aradaki ipine parmağı birleştireyim. Evet arkadaşlar. Şu boşluğuna bunu birleştireyim. Evet. Görüyorsunuz. Buraya bir tane daha artırayım. Evet. Yanlardan gelecek sefere bir daha artıracağım. 4 tane. Tamamlanıyor o zaman yine sayımız. Düz yapıyorum. Düzünü örüyorum. Bu artırdıklarımı da düz örüyorum. Onun yanına bir tane artırıyorum. Hemen buraya sırasının üstüne. Bunları da evet birleştiriyorum. 2 3 4 tane. Bir tane de tek kalıyor. Onu da düz örüyorum. Evet arkadaşlar. Öjeli Tırnak dediğim modelim gelecek sefere kavuşuyor. Evet. Şimdi ne yapayım ben? Arkayı düz örüyorum.
Evet, düz örüyorum. Modelim açığa çıktı. İkinci modelin yerini de kurunca oldu sayılır. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz. Modellerimi beğeniyorsanız beğenebilirsiniz yani. Örgülerimi beğeniyorsanız. Evet. Ben şimdi bir sıra düz gidiyorum buradan. Gelecek serivere kavuşuyor, bitiyor modelimiz. Evet. Önden işten hep haroşa yapıyorum yine. Evet arkadaşlar. Ben burayı birer tane daha kesip buraya 3'e düşüreceğim buradaki ilmeğimi. 5 ilmek kaldı, 5 parmak. Bunu kavuşturup evet modelde görüyorsunuz. Şimdi ben bu 5'i 3'e düşüreceğim. İki yanlardan kesip birer tane daha artıracağım. Sayımız yine tamam. Sonra ikinci modelimizi kuracağız. Evet izleyicilerim. Burada artırmaları ben şimdi yine artırıyorum. Bu ikiyi yandan topluyorum. Ortadakini düz örüyorum. Bu ikiyi de yandan yine topluyorum. Parmağım 5'i 3'e düşürdüm. Tekrar kurulacak. Yine artırıyorum buradan. Modelimiz çok basit gördüğümüz gibi. Evet. Modelim bitti. İlk modelim. İkinciyi kuracağım. Evet. Buraya yine geldim. Pardon. Artırıyorum. Bu ikiyi kesiyorum. Evet. Bu sırada modeli bitirdik. Şimdi yine tekrar dizeceğiz bu parmaklarımızı. Yani tırnağımızı koyacağız öcesine. Şimdi pembe ipinen tekrar başlıyorum. Ben de evet burada gördüğünüz gibi bitti. Şimdi tırnaklarını koyacağım. Evet. Benim ipim ters taraftan gelmiş. Bunu tekrar buraya bağlayıp evet. Ters geldi. Orada bitmiş kalmış. Şimdi gene ben modelimi koyuyorum. Buradan en uçtan pembeden tırnağımı koyuyorum. Evet. İki tane düz atıyorum. Buradan yine pembe koydum. İkinci parmağa. İki tane düz atıyorum. Öne haroşa düşüyor. Evet, üçüncü parmağımı koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar modelimi diziyorum. Evet tırnaklarımı, öjeli tırnaklarımı koyuyorum tekrar.
Evet. 2, 4. Sonuncu. Evet, sonuncuyu da koyduk. Evet, 5 tane parmağımızı, tırnağımızı buraya dizdik, göcele. Tekrar yeniden modele başlayacağız. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi iki model yapıp ağzını keseceksiniz. Evet, iki modelden sonra buraya ister nakış korsunuz, ister koymazsınız, kendi uzun bileceği bir iş. Düz örülüyor bura. Önde 4 tane modelimiz var. Evet, öjeli tırnak. Modelimiz de ekranda görüyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.